billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlihil ekrem ve alâ âli ve sahbihi ecmaîn. Emmâ ba'du. Muhterem ehli İslam, ehli iman, aziz mümin Müslümanlar, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizga şükranelerimiz olsun. Sizge bizge nasip bo'layotgan bu qishni kunlari, tunlari, tonglari hayırlı, berekatli olsun. Aynı senge başımızga yağıp turgan bu yağmurlar, qorlar. Bunu gayf deydi, gayf. Gayf degani Allohimning yordami degani. Birodarlar, mana shu Allohim tabarak va taolodan yordam kelmasa, bu bandasi uchun qayerda meva-cheva, bandasi uchun qayerda ekin-tekin, bandasi uchun qayerda bu bug'doydon. Ey Allohim, iloho bu yog'yotgan, boshimizga tushayotgan bu yomg'irlarni, qorlarni, elni, yurtni rizqiga sabab qilgin. Illo baloyi ofat qilmagin. Günahlarımızı keçirgin, hidayetinge başlagin, beriyetken nametleringe şükür keltirip yaşamağını berçemizge nasip eylegin. An Aliyin radıyallahu anhu qal. Kunna fil cenazeti fil beqi'il gharqadi fe etane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكث بمخصرته ينكت بمخصرته ثم قال حضرت علي كرم الله وجهه اعتذر Bir kuni Baqi ul G'arqat degan qabristonda o'tirgan edik, janozada edik deydilar. Ja mashhur gap bu. Mashhur hadis bu. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam kelib qoldilar, o'tirdilar. Biz ham ul zotni atroflariga o'tirdik. Rasulullohning qo'llarida asolari bor edi, hassalari bor edi. Yan kutub bi muhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannati fa qalu ya rasulallah afalana attakilu ala kitabina fa qala a'malu kullu miyassarun lima khuliqa lahu thumma atamma alhadith Hazrati Peygamberimiz alayhi salatu wassalam asolarini, hassalarini yerga urib, ovozlarini chiqarib dedilar. Barchangizni jannatdagi yoki dozaxdagi o'rningiz yozib qo'yilgan dedilar. Ma'nosi shuki, odam bolasi onasini rahmida, onasini qornida 4 aylık bo'lganini o'zida yozib qo'yilar ekan. Bu jannati bu, ahli saodatdan deb. Yoki bu badbaxt deb yozib qo'yilar ekan. Bu badbaxt bu dozaxiy deb yozib qo'yilar ekan. Shuni e'lon qildilar. E'lon qilsalar hazrat sahobiylardan savol paydo bo'ldi. Ey Allohning rasuli, afalanat takila ala kitabina. Ey Allohning rasuli, shu peshanamizga nimani yozgan bo'lsa, shuni qilib qo'ya olmaymizmi? Nima qilamiz? Unda namoz o'qib, roza tutib, zakot berib degan gap kelib chiqib qoldi. Bunaqa savollar rosa ko'p bo'lgan tarixda. Aslida loyimni qorganda Xudo bilardi pelimdan ne bo'lur paydo. Nega shundayligini bila turib qiyomatda menga beradi jazo? Nega unaqa? Payg'ambarimiz javob berdilar. A'malu kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Mana shu javob shu. Ma'nosi. Sizlar amal qilinglar. Sizlar amal qilaveringlar.
Allah tebarek ve teala kimni kaysi oringa yozgan bo'lsa, o'sha yo'lni unga oson qiladi dedilar. Ma'nosi. Birodarlar, mo'min o'ylamasin ekan, meni aqlim zo'r, meni iymonim mustahkam, shuning uchun namoz o'qiyapman deb. Yo'q. Alloh shunga qodir qilgani uchun, oson qilgani uchun o'qiyapmiz. O'ylab ko'ring, qancha odam yuradi benamoz, beibodat, bezakot, beroza. Ota-enasini haq-huquqi, o'g'il-qizini haq-huquqi, atrofdagi haq-huquqi, unaqa narsalardan rioya qilish, unaqa narsalardan xabari yo'q. Yoki u uchun qiyin. Bittasi aytadi. Zakot mavzusida zakot berish haqida gapirsak, aytadiki, bekorchilarga deydi, tekinxo'rlarga men pul beramanmi deydi. Yo'q, siz bermaysiz, uni musulmonlar beradi. Unga qiyin unga. Unga Xudoim rosa qiyin qilib qo'ygan. Gap o'shanda ekan. Kimni Alloh taborak va taolo qaysi yo'lga qo'ygan bo'lsa, qaysi yo'lga bitgan bo'lsa, o'sha yo'lni oson qilib qo'yar ekan, ya'ni Alloh jannatga bitgan kimsalar tahorat olishlari oson ekan, egilib namoz o'qishlari oson ekan, zakot berishlari oson ekan, roza tutishlari oson ekan, haj qilishlari oson ekan. Bu yaxshilikni sevib qilar ekanlar yoki aksi. Ularni to'xtatsa ham birov uni qilaverar ekan, chunki Alloh taboraka va taolo o'shani, o'sha yo'lni unga suyuklik qilib qo'ygan ekan. Aytmoqchimizki, birodarlar, Allohimni berayotgan ne'matiga shukr keltirib, Robbim nasib etgan ibodatni tepasida Alloh taboraka va taolodan buni bardavom bo'lishligini va qolgan haloyiqlar, qolgan insoniyatlar Robbimizni bir bilib, bor bilib unga egilishini barchamizga Allohim nasib aylasin, uni bizdan qabul aylasin. Ko'rmaysizmi duoni? Bi fadlika va karamika deyapti. Ko'rmaysizmi duoni? Bi fadlika va karamika deyapti. Ha, aytmoqchi. Bir yarim duo qiling deb qolsa, duo qilayotgan odam bi fadlika va karamika bi rahmatika ya rahmur rahimin deb qolsa, shu duoni zo'rini qilib qo'ygan bo'ladi. Ma'nosi: Allohim, fadling bilan, rahmating bilan, fadling bilan, karaming bilan bizga rahm aylagin. Aytmoqchiki, bizi o'qiyotgan namozimiz, biz berayotgan zakotimiz, biz qilayotgan hajimiz, tutayotgan ro'zamizga sen muhtoj emassan. Allohim, fazling bilan, karaming bilan buni bizdan qabul aylagin. Muhtaram azizlar, ibodatimizni ketida Allohimni fazlidan so'rar ekanmiz. Ey Allohim, fazlingdan nasib aylagin. Iloho, taqdiri azalimizda Allohim ahli saodatga, ahli jannatga bitgan bugun günahlarimizni kechirgin. Muhtaram azizlar, bugun diniy idoramiz Toshkent viloyati vakilligi tomonidan meni bu joyga juma o'qimoqqa yuborildim. Meni ismim G'aybulloh. Toshkentda Nazarbek degan joyda Fath degan jami masjidda imom turaman. Shu bugun siz azizlarni oldingizga juma o'qimoq uchun rahbariyat tomonidan yuborildim. Bugungulikdagi mavzu til ofatlari deb nomlanadi. Hali jumaga yaqinlashganda ozgina siz bilan aytadigan gaplarimiz bor. Ana inshaalloh juma mavzusi til ofatlari haqida bo'ladi. Muhtaram azizlar, ma'lumki til insonning eng mukarram, shu bilan birga eng xatarlik a'zosi hamdir. Ko'rmaysizmi, boshni suyagi bor, qo'lni suyagi bor, oyoqni suyagi bor, tilni suyagi yo'q. Agar inson uni yaxshilikka ishlatsa, ulkan ajr mukofotlarga ega bo'ladi. Bordi-yu yomonlikka ishlatsa, uni ortidan malomatga qolishi tayin. Domla, joshirib yormadingizmi? Bu oddiy bu til bo'lsa, til bilan salkam jannatga, salkam dozoqqa kiritib yuboryapsiz u til bilan. Oshirib yormadingizmi? Javobni eshiting. Birodarlar,
siz biz kam sanagan tilimiz yo musulmon yo kofir bo'lishimizga sabab birinchisi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganini hammasi musulmon bo'ladi. Tili bilan aytsa bo'ldi musulmon bo'ladi. Yoki shun teskarisini nauzan billoh yoki shunga monand gaplarni gapirsan dindan chiqadi. O'sha tili bilan bo'ladi, tili bilan. Nikohida palonchini palonchiga qabul qildingmi? Qabul qildim. Palonchixon palonchiga rozimisiz? Rozimman. Buni ham til bilan aytadi. Qalay? Til muhim ekanmi? Insonni abadiy saodatga erishib jannatga kirishi yoki baxtsiz bo'lib do'zaxga kirishining ham asosiy sababchisi tildir. Kam sanama mo'min buni. Kam sanama tilni, kam sanama. Til eng muhimi. Alloh taborak va taolo tilni yomonliklardan saqlab, to'g'ri so'z bo'lishga targ'ib qilib, Qur'oni Karimda shunday marhamat qilgan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ey iman keltirganlar. Ey iman keltirganlar. To'g'ri so'zlarni gapiring. Rost gaplarni gapiring. Bor gaplarni gapiring. Birodarlar. Shu o'rni kelib qoldi. Aytishga to'g'ri keladi. Tasvirga olib turibdi. Mo'min musulmon qancha ilmda yoki amalda mustahkam bo'lmasin, ba'zi toifasi dindan chiqarilgan, hadis bilan chiqarilgan, ular dinda emasligi e'lon qilingan. Shularni boshida, eng boshida yolg'onchilar turadi. Al-kazzobu la ummati dedilar. Kazzob meni ummatim emas dedilar. U o'zini nima deb atashdan qat'iy nazar. Keyingisi faman ato kohinan palaysa minna dedilar. Kohinni oldiga, polbinni oldiga ishonib borgan meni ummatim emas dedilar. Keyingisi al muzawwaruna laysa minna. Qalbakilashtiradigan, pul qalbakilashtiradimi, mahsulot qalbakilashtiradimi? Qalbakilashtiruvchi meni ummatim emas dedilar. To'rtinchisini aytdilar. Man khabbaba baynal mar'ati wa zawjati palaysa minna. Er xotinni o'rtasini ajratib qo'ysa meni ummatim emas dedilar. Voy voy. Qancha odam dindan chiqib ketadi. To'g'ri so'z qolmayapti-ku. Voy mo'minlar, to'g'ri gapiringlar. To'g'ri gapiringlar. Nima bo'ladi to'g'ri gapirsak? Yuslih lakum a'malakum. A'malukum, a'malukum. Shunda amallaringiz isloh bo'ladi. Shunda biringiz ikki bo'ladi. Va birodarlar, bir davlat, bir yurt, bir xalq, bir elat, bir mamlakatni yuksak bo'lishiga to'g'riligi sabab dini emas. Aliga Fransuz olimasi Marsel Buryon ya Pavilitel Vseselennoy degan bir kitob yozadi. Anurog'a Amur Temur Hazratlarini men kim Amur Temur degan kitoblarini tarjima qiladi. Shunda bir gap bor. Temur buvani ikki og'izdan iborat bo'lgan bitta shiorlari bo'lgan. Shunaqani eshitganlar bormi ichimizda? Temur buvani bitta shiori bo'lgan. Tilla tangalariniga zarb qilingan, askarlarini bayrog'iga zarb qilingan, otlarni yuganigacha zarb qilingan. Nima edi o'sha so'z? Nima? Sal boshqacha bo'lib ketdi o'sha.
O'sha bizda noto'g'ri ketib qoldi, kuch adolatda emas. Roste, ruste degan. Yoki roste, roste degan. Rost gapirsang tik bo'lasan degani. To'g'ri gapirsang tik bo'lasan. Hamma sohada shunaqa. Domlalarikida ham shunaqa. To'g'ri bo'lsa so'zi to'g'ri bo'ladi. Odamga tegib, odamga mutaassir bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Voy birodarlar, jamiyatni to'g'irlash uchun odam tilini to'g'irlash kerak, birinchi. Shunda amallaringizni isloh etar. Agar rost gaplarni gapirsangiz, rost so'zlarni so'zlasangiz, shunda amallaringizni isloh etar. Shunda gunohlaringizni kechirar. Kim Alloh va Rasuliga itoat etsa, buyuk büyük mükafatga sazovor bo'pti. Birodarlar, hammasi aylanib kelib tilga kelyapti. Aqlli odam gapirishdan oldin aytadigan so'zni yaxshilab o'ylab, tekshirib keyin so'ylaydi, so'zlaydi. Aqlliligi shunda uni. Aql nima desa, o'ylayotgan gapirayotgan gapini o'ylab gapirishda degan. Ba'zi hakimlar shunaqa ta'rif bergan. Agar insonning tili to'g'ri so'z va tarbiyalangan bo'lsa, boshqa a'zolar ham sog' omon va xotirjam bo'ladi. Aksiga olib, bechora yolg'onchining ko'zi javdiraydi. Bir nuqtada turolmaydi. Xotirjamlik yo'q. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: İza asbaha ibn Adam fa innal a'za'a kullaha tukaffiru lisan taqulu ittaqilla fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in awajajta awajajna ana rawahu imam at-Tirmidhiy. A'zolar odam bolasini a'zolari tilga xitob qilar ekanlar. Bu a'zolar gapiradi degan kitobda. Surai Yosinda gapiradi degan. A'zolar gapiradi degan. Shu gaplarini, muloqotlarini birida tiliga xitob qilar ekan. Ey til der ekan. Qo'l, oyoq, hammasi ey til. Sen tuzalgin. Sen to'g'ri bo'lsang biz to'g'rimiz. Sen agar qiyshaysang biz qiyshayamiz. Otingiz nima desa, G'aybulloh qori mansam yolg'onchi ekanmanda. Otingiz nima desa, G'aybulloh qoriman desam yolg'onchi ekanman. Meni ismim G'aybulloh, familiyam Madalimov. Fatih jomi masjid. Ha, odamlar G'aybulloh qori, ha, o'sha odamlar shunaqa deydi. Deyishim kerak ekan. Paloni iman, tugini iman deb o'zini urvaryapti-ku. Bo'lmaydi birodarlar. Bunaqasiga aytaylik, xalvoq qilib aytaylik. Otingiz nima desa, palonchi xoch ekanman deyapti. Pasportingizda ham shunaqami, palonchi xoch deb yozilganmi? Shuni o'zi yolg'on hisoblanadi. Bir og'iz ham mumkin emas, yarim og'iz ham mumkin emas. Kuldirsa ham mumkin emas, yig'latsa ham mumkin emas. Dar haqiqat tilni saqlash ne kadar go'zal amal. Inson tilini saqlasa halok bo'lmaydi. Solihlardan biri shundoq degan. Gap ham doriga o'xshaydi. Agar uni me'yorida ichsang foyda beradi, agar uni ko'paytirsang o'ldiradi. U doriga o'xshaydi. Har qanday dorini ko'p iste'moli halok qilishi mumkin. پیش نماز نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند تینگلگن نی نیدن حکایت لر قلور ایرلق جدا اولودن شکایت لر قلور دب حضرت مولانا جلال دن رومی مسنوی باش لیدلر شونده بر حکایه بار قدن
bir padişah bugüne gelirler o. Allah-u Tebarek ve Teala padişahı bir kançeden kegin bir perzent atakı geneken. Halagi yakkayı yalgız oğulunu padişah köp oylaptı. Bu insanını kaysi tamamen bir semikin oğlunu. Özümge okşayıp şah bulsun mikine. Ya umru kan keçi ötüp etedi. Ticaretçi bulsun mikine. Ya pülünü arkasından kovup getedi. Alım kılemen bana. Kıyamet geçe, kıyamet geçe şahamımı yakadı. Kıyamet geçe menge savap getirdi. Alım kılemen. Memleketlerdeki uluğ hakimlerden birini çakırıp haligi zatka şagirdlikke beripti. Şahzade unup ösüptüler. Ustazları, pirleri şu derecede şahzadeni terbiyat ettiler ki şahzadem ihtiyat böleyin, tilge ihtiyat böleyin. İlacı olsa gepirmeyin şahzadem. Hiç gepirmeyin. Şahzade ustazını gepini mehkem işlep gepirmeyi yürüp gün bokkattı. Gepirmeydi kan bokkattı. Hakikaten bu bar vakiyeyken. Adamını tili eğlenip bu mahrecilerini çıkarıp durmasa tili gepirmeydi kan bokkallarken, işlemeye kallarken. İltimas kılınsa hem gepirmezmiş. Doktorlar, tabipler kora başlattı. Bravo eytip ki şahım. Şahzade bu talimatka çukur ketip geldiler. Bütün vücutlar bilen kattık işan var geldiler. Sel bu talimattan çıkarış gerek. Gepirmezlik yakşıkı lekince bunçelik günlük bomeydi. Anne mekley. Padişahım şahzadenin şikarge çıkarış gerek. Avga çıkarış gerek dedi. Avga varsa avdaki haletlerini görüp kongülü açılıp gepiredi dedi. Padişah ki bu meslehet makul gelip şahzadeni avga çıkarıptı. Sarbazlar bilen şahzada av kılıyet gelmiş. Birden bir derehte bir kuş seyrepti. Ne ayette güzel eken. Haligi kuşke karatıp ok üzülüptü. Ok gelip tekip ölüp haligi kuş şahzadeni ayağını teki geçipti. Şimdi gapirgan ekan şahzoda. Sayramaganingda hozir o'lmasi ding degan ekan. O'lmasi. Oh, shahzodam gapirdilar, shahzodam gapirdilar deb yarimiz saroyga yugurgan podshodan bir so'yinchi olaman deb podshoga borib shunaqa podshoh olam shahzodam gapirib yubordilar. Shunaqa qushga oyoqlari tagiga tushib gapirib yubordilar. Chaqiringlar shahzodamni. Şahzade kırıp gelip şah, şahzade geç, şahzadem. Ya ançeden bir yan geplerinizi işitken müştahıdık. Mene ormanda gepiripsiz ve nihayet gepirin. Deyse yanda in demezmiş. Takatı tak bugün ata, sabır kasası tolgen padişah. Karşıdaki şahzadenin tersekiler varıptı. Ya gepiresen mi yok mu diye. Şunda kelte yegen şahzade yine gepirgen eken. Ormanda gepirmegenin de hazır kelte yemesi dingdigen eken. Bu tilli koyvarı uğrasan mı brader? Haklegen cayinde, haklegen adamini aldı da. Kanaka buladır onu kegin. Eğer kişi tilge yer verip oylamasından gepiredigen bosa tili arkadaki en katta günah. Bolgan gıybet, bohtan, yalgan gepire, şakımçilik ve başka işlerge muhtala buluşu anıp. Kop gep, bogandan kegin içinde yalgan hem kete uğradı, gıybet hem kete uğradı. Gepini kopu yaşamaz bosa. Gepini kıska kıska kılış gerek. Londa londa kılış gerek. Çözüp bomeydi gepini. Adam manasını gepiriş gerek. İçindeki maksadını gepiriş gerek. Şunga ballarımızı o'rgatishimiz kerak yoshda gidan. Ballariz bilen bir savol cevap kılın ya. Bir balada bir ravon nutkını kuzatmaysiz. Anaka, manaka, angraygan, mengraygan,
Nutqining ichida ortiqcha gaplar bor. Voy birodarlar, bolalarimizni yoshligidan nutqida ortiqcha gapni qo'ymaylik. Bolam bu gapni bunaqa ifoda eting. Bu so'zni bunaqa ayting. Siz bilan biz o'rgataylik. Yo'masam bolalarimiz ham o'zimizga o'xshagan bo'lib qoladi birodarlar. Duch kelgan gapni og'zidan qo'yib yuboradigan o'ylamaydi, gapirib yuboryapti. Bu men bir odam to'g'risida gapiryapman. Bu nima bo'lar ekan? Buni obro'siga yo oilasiga bir zarar yetarmikin? G'ibat va bo'xton. G'ibat ham til ofatlarining kattasi bo'lib, hozirgi kunda bu katta gunoh bilan ko'pchilik mubtalo bo'lgan. G'ibat. G'ibat bir kishining yo'qligida uni yoqmaydigan gap sifatlar bilan yodga olishdir. G'ibat degani shu. Shuni eshitib qolsa odam, shuni gapirilayotgan odam shundan xafa bo'lsa g'ibat. Oddiy mana shu laqablar bor-ku, laqablar. Shuni egasidan so'rash kerak. Palonchi mo'ylov, tugunchi soqov, tugunchi cho'loq, tugunchi naynov. Shuni shu odam to'g'risida gapiryapsan, o'zidan so'raganmisan shu laqabini qo'shib gapirishni? Yo'q, so'ramaganman. Xafa bo'ladi eshitsa. Uni gapirma menga ham uni xafa bo'lsa. Odamga laqab qo'yiladigan bo'lsa, egasidan so'raladi. Shunaqa deb aytsak maylimi? Bir kuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga sahobiylar ridvonullohi alayhim ajmaylar bir kuni yo Abu Hurayra radhiyallohu anhu Hazrat janob payg'ambarimiz alayhi salatu va salom sizni yaxshi ko'rardilar. Shu otingiz Abu Hurayra. Abu Hurayra degani mushklarning otasi degani. Sahobiy bu odam, sahobiya jalil, ulug' odam bu odam. Payg'ambarimizdan eng ko'p hadisni rivoyat qilgan odam mana shu odam. Abu Hurayra. Lekin ismlari Abdurrahmon ekan. Chiroyli ismlari bor ekan. Sahobiylar aytishyaptiki, "Ey Abu Hurayra, Abu Hurayra deb chaqirgandan Abdurrahmon deb chaqirmaylikmi?" desalar Abu Hurayra aytarmışlar. Birodarlar, meni Abu Hurayra deb chaqiraveringlar. Chunki bu laqabni menga payg'ambarimiz bergan edilar degan ekanlar. O'shandan buyon mu'min musulmon bir-biriga laqab qo'yadigan bo'lsa, egasidan so'rashi vojib bo'lgan ekan. Birodarlar, birovga laqab to'qib gapirish ham g'ibatga kiradi. İslom ummati g'ibat va chaqimchilikni harom deb ijmo qilgan. Chaqimchilik. Oz keladi bu. G'ibat haqida Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda bundoq degan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Bir-biringizni g'ibat etmanglar ey mu'minlar. Birortangiz do'stingiz birodaringizni o'lgan jasadini yeyishni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, yaxshi ko'rmaysiz. Allohdan qo'rqing degan oyat kelgan sura Hujrotda. Birodarlar, og'zimizdan chiqib ketgan bu g'ibat Robbimizning huzurida shu qadar yomon ekanki, jipa deydi, jipa. Eng chiriydigan, eng tez sasiydigan narsa odam hisoblanadi. Odamni chiriganini, odamni sasiganini jipa deydi, jipa. Ya Xudo asrasin uni o'shani yegan bilan barobar ekan Robbimizning huzurida. Biroq uni g'ibat qilgan. Yaxshi ko'rasizmi? Yomon ko'rasiz albatta. Itni fe'li egasiga ma'lumdir. Alloh taborak va taolo biz nimani yaxshi ko'ramiz, yomon ko'ramiz uni biladi. Nimani sevamiz, nimadan irganamiz uni yaxshi biladi. Yomon ko'rasiz. Yomon ko'rasizmi? G'ibat qilmang degan Abu Hamid G'azzoliy aytadilar.
bir gıybet kılmağılık yüz zinadan yamandır dediler. Bir mette gıybet kigen adam yüz zinadan yamandır. Palancı en nekiyken, palancı bu nekiyken, palancı bu nekiyken, tugunçu ben nekiyken. Eğer sen eytiyetken gepin doğru bugün de hem, sen eytiyetken gepinge o yetelmedi hali birader. Yani şu halette gıybet kıvıtırpsan, bir adamını mündakiyken, mündakiyken diyepsen, çayını yapsan, şu çayını yetken haletinde hiç kim yetelmeydi sanki günahta. En iflas adam özün sen birader, bil koy. Gıybet kıldı mı bırak, turk et etten, yaşlılık yok etten. Ne için? Arak içse koç etsen, zına kısa koç etsen, gıybet kısa oturasan. Turu örneğinden gitme onu. Gıybet iflas nerse, gıybet yaman nerse. Şunun dek, casusluk kılmen degen, gep paylamen degen. Gep paylamen, mu'minin gepini paylamen. Betteki gep, mu'minin aybını açış maksadı da bol yetken hatta hareketler iken. Kitaplarda Hazret el-Bukhari Hazretlerini El-Edeb el-Mufrat eserleri de Müslümanın aybını yaşırışlık, açmaslık hakkında bir hadise keltirilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Câe kavmin ilâ Ukbete ibn Amir. Kalu. İnne lena ciranen yeşrabûne ve yef'alûne kezâ ve kezâ. Efenerfâhum ilel imâmi. Fekâle la'a. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Men ra'a avraten min muslimin. Fasatarha fakannama ahya mawudatan min qabrha rawahu al-Bukhari. Ukbe bin Amr'ni aldılarga adamlar kelishdi, deyishdi. Sharhi. Ukbe bin Amr deganlari sahobiy Jalil radhiyallahu anhum. Bu zot ulug' sahobiydirlar. Payg'ambarimizning va ba'zi sahobalarimizning vapotlaridan keyin odamlar Ukbe bin Amr'ni oldilar kelib savol so'rashar ekan. O'sha savollarini birida shunaqa deyshiyapti odamlar. Ukbe bin Amr'ga, sahobiyga. Ey Ukbe, bizni qo'shnilarimiz bor. Palon palon ishni qilishadi, anu haromdan ham ichishadi. Sharhi. Ma'lumingiz kim, dinimizda xamir harom etilgandir. Lekin o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek, ba'zi odamlar o'sha paytda berkitib ichib yuradiganlar bo'lgan ekan, mubtalo bo'lib qolgan ekan, alkash bo'lib. Shuni ichmasa bo'lmaydigan bo'lib. Shular haqida gap ketyapti. Buni ushlab olsa, agar ichayotganida o'sha paytda tutib olsa, 10 ta darra urlar ekan ustiga. 10 ta darra degani ho'kizni dumi yulinib ichiga qum to'ldirilar ekan. Shunday odamning ustiga tushganda 50 kilo, 45 kilo yuk bilan tushar ekan. Mana men degan zabardast inson 50 tasini esa o'lar ekan. Shundan 10 tasi urilar ekan. Aroq ichganga shuni aytishyapti. Bizni qo'shnilarimiz aroq ichadi. Şimdi rahberlerine alıp çıkıp bir akaylık mı? Cevap ne işteyin? Ya biraderler. Eğitmeyler. Peygamberimizden eşitken yedim. Yani şimdi hadisinin özünü rivayet bulalım. Kim bir Müslümanını avratını korsa, aybını korsa. Avrat degeni üyet cahayı özü. Üyet cahayını yapışını atını avrat deydi. Bittaki gap berkitib qilayotgan gunohini ko'rsa degani ekan. Kim bir musulmonni berkitib qilayotgan gunohini ko'rsa, shuni yashirsa, aytmasa, go'yo qizaloqni qabrdan olib qolganligini savobini topadi deganlarni eshitganman. Aytmanglar birodarlar deganlarni Imom Buxoriy keltirganlar. Qizaloqni ölümden apkaganlı sababı. Cahiliyette kız balalar tuğulsa tırıyla inkon vararken narasidelerini, bir günahlar. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fe izel mev'udetu su'ilet.
bi ayyi zenbin kutilet. Kömülgen bir günahlar sorulsa, kaysi günahlarınız için öldürülgenindiniz? Braderler, Müslümanın aybini yaşırgan adam, o şey bir günahını ölümden alıp kagerliğinin sevabını topar iken. Hop, bir ağını içtin. Bardiyu oşanı içgenini varıp eğittin imamın rehberge. Onta derreni al diyem. Nemege eriştin? Nemege eriştin? Mezakıldın mı oşanı kelteyi yetkenli korup? En yamanı. O bilen o tüzelip geçişi kıyın. Bıra onu arkasından küsetken bilen, poylegen bilen. Bu neydi? İnsapını özüge soragin. Muhterem azizler, özü umumen mavzu kılıyetken de, hazır götürmeden itken de, teyme kılıyetken de, yaş geblerini yapırış gerek. Bula digen, ilimli, faydası var geblerini yapırış gerek. Bular bulmaz, yaman geblerden payda yok. Biz giyem kop itirazlar bula, domla, siler, tan kıtkımeysiler. Mana unaqa mana unaqa ishlar bo'yatibdi, gapirmaysizlar. Mana unaqalar bo'lyapti, gapirmaysizlar. Shuni javobini eshiting. Nega faqat yaxshilik gapiriladi? Yomonlik ko'pchilikning ichida gapirilmaydi. Nimaga? Qadim bir arab tuyasini yo'qotibdi. Tüyası da yemağı, içmağı, tüyası da aşk avukatı hemmesi uşandayken özgüm yol adaşıptı. Çölde. Vay vay çölde yol adaşıp tüyasını yok atıp açık kagan adamını ahvalıge içmesin. Nihayette kıynelipti. Özgüm çankap karnı açıp uley uley deyip huşudan keteyi keteyi deyip dursa. Uzağdan bir aziz bir uluğ tüyada geliyetkenmişler. Haligi zatka kalıp kolunu siltey başladı. Kotara başladı. Hazret dedi. Yol adaşken ben, çankagen ben. Subiz var mı? Deyip bakırdı. Haliki zat Arap'ın tepesine yetip geldiler. Tüyelerini çöktürdüler. Suları barakken verdiler. Aşnalları barakken üniyen verdiler. Haliki Arap beçare yiyip içti. Karnı toydu, nefsi kandı, çankakı kandı. Çankakı kanıp nefsi kongenden kegin, rahmet deyişini oranıge, hazretini, tüyelerini minip koça başladı. Karan gözümüzde neken bir ya? Rahmetini oranıge, hazretini, tüyelerini minip koça başladı. Şimdi hazret arkalardan bakır gene kendiler. Vey bedbah dediler. Mene şu apket yetken tüyenge alıp kaçken tüyenge ben razı men. Fakat mene şu iplasligini bırakı eğitip koymakin. Eğer mene şu iplasligini adam zat eşitip olsa, çölde adaşıp koyan adamlarga su vermeyi koyadı degeneken. Braderler, fakat iplasligini yapırsa, fakat yamalligini yapırsa, onun ahırı var mı? Ondan payda var mı? Şunun için braderler, g'ibat bo'lmas ekan, to'g'ri kelmas ekan. G'ibat musulmonning ishi emas ekan. O'zi umuman mu'min degani, musulmonman degani mana shu tiliga jiddiy e'tibor berar ekan. Muhtaram azizlar, shunaqa ma'lumotlar kelgan kitoblarda. Endi buni hozir hamma tomonini bu joyda tushuntirib yorita olmaymiz. Inshaalloh yana jumalarda nasib qilsa, agar Allohim taqdir qilsa ko'rsak, shunga o'xshagan suhbatlardan qilgan bo'lamiz.